Evet, iyi günler değerli izleyenler. Biz böyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün adına ve güne dair tüm konuşmaları sizlerle paylaşacağız, konuşacağız ve güne dair gelişmeleri masaya yatıracağız. Dolu dolu bir gün, dolu dolu bir hafta geçiriyoruz. Yine çok konuşacak konumuz var. Ufuk Çağ ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Çağ. Hoş bulduk sevgili Serkan. Tüm izleyicilerimize öncelikle güzel bir gün diliyoruz. Öncelikle tabii paylaşımlarımızı da yapıyoruz şu anda. Tabii bugün biliyorsun Diva Holding kurşunlanma olayında zanlı Emre Yalçın tekrar mahkemeye çıkarıldı. İstersen önce rejideki arkadaşlarımızdan önce o görüntüleri isteyelim ve o görüntüler eşliğinde güne programımıza başlayalım. Evet. Mahkemeye getiriliyor şu anda. Ekranlara taşınıyor. Lefkoşa Kaza Mahkemesi burası. İlk tutuklandığında görüntülerde sanığın başında peruk olduğunu gözlemledik. Bugünkü mahkemeye çıkarırken peruk çıkmış vaziyette. Görüntülerde yansıyor. Polis geniş güvenlik önlemleri eşliğinde zanlıyı mahkemeye getirmiş durumda. Şu anda görüyorsunuz. Bilgileri de aktarayım ben dilerseniz Sayın Tabii Ufukça. tabii buyur aktar. Değerli izleyenler, geçtiğimiz Cuma akşamı GİFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa'nın kardeşi Serkan Kısa'ya 8 el ateş edip yaralanmasına neden olan tetikçi diyebileceğimiz Emre Yalçın bugün yine mahkemeye çıkarıldı. İlk teminat, ilk tutukluluk süresinin dolmasıyla birlikte ardından bugün yeniden mahkeme huzurunda taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, kasti hasar ve meskun mahalde ateş etmek suçlamaları getirildi aleyhinde. Ve ek tutukluluk talebiyle bugün mahkemeye getirildi. Görüyorsunuz sizler de geniş kapsamlı polis eşliğinde getirildi mahkemeye zanlı. Ve bu mahkeme sürecinde bugün gerçekleşmişti bu görüntü. Değerli izleyenler, sabah saatlerinde mahkemede yansıyan bir görüntüydü. Kendi kimliğini gizlemek adına peruk taktığı da ortaya çıktı. Ve bu görüntülerle beraber sizlerle paylaşıyoruz bizler de. Çünkü ilk paylaşılan görüntülerde kafasında peruk vardı. Ve sakallıydı sevgili Serkan. O detayı da verelim. Bugün gözündeki pişmanlık da gözlerden kaçmadı. Ve saat 18 sularında Cuma akşamı ateş etmişti Serkan Kısa'ya ve yaralamıştı. Şu an görüntülerde mahkemeye geliş görüntüleri var. Sağında solunda polisler geniş bir şekilde Çok büyük güvenlik önlemi güvenlik alındı. önlemi alarak getirdiler. Başını hiç kaldırmadı. Öne eğdi başını bu tetikçi ve o şekilde getirildi. Yusuf ülkemize turist olarak gelmiş, turist statüsünde bulunuyordu. Tasarrufunda kanunsuz olarak 7.65'lik tabanca ile konu iş yerine çıkıp iş yerini kapatmaya çalışan iş yerinin sahibinin kardeşi Lefkoşa'da sakin Serkan Kısa'nın üzerine doğrultup öldürmek suretiyle ateş etti Öldürme amacıyla. ve amacıyla ağır yaralama suretiyle bu suçu işledi. Olaydan kısa süre sonra da yakalandı. Serkan Kısa ise Lefkoşa Hastanesi'nde müşahede altına alınıp ameliyat edildi. Bugün taburcu
olacak ve polis müfettişi müfettiş muavini Durmuş Aydın yürütüyor soruşturmayı. Adli Şube ve JÖŞ ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş kapsamlı soruşturma neticesinde de 00:45'te Girne'de bir otelin depolar bölgesinde saklandığı yerde tespit edilerek mahkeme emriyle mahkeme gereği tutuklandı. Olayda kullanılan tabanca ve zanlının giymekte olduğu siyah renk montun Lefkoşa'da zanlının attığı yeri göstermesi üzerine bulunarak emare olarak zapt edildi. Yani suçunu da itiraf etti. Ancak bundan sonraki süreçte 7 gün daha tutukluluktan sonra Türkiye'den gelecek olan bir takım dökümler var. Telefon görüşmesi dökümleri var. Kimlerle konuştu? Silahın, tabancanın balistik incelemesi var. Başka suçta kullanıldı mı diye. Aynen. Bunlar da bekleniyor. 8 adet boş kovan vardı. 8 el ateş etti zanlı ve gönüllü ifade verdi. Gönüllü ifadesinde de tüm detayları aktaracağını söyledi. Ancak soruşturma hala devam ediyor. Emri kimden, nereden, nasıl aldığı araştırılıyor. Silahı nasıl temin ettiği araştırılıyor. Harcadığı, Girne'de yakalandığı otelde harcadığı paraları kimden aldığı tespit ediliyor. O paraların seri numaralarına kadar hep emare olarak poliste geniş kapsamlı bir inceleme var. Balistik inceleme devam ediyor ve başka olaylarda kullanıp kullanılmadığı tabancanın devam ediyor. Ve kaçış güzergahı üzerindeki kameralarda hep inceleniyor. Kimlerle görüştü, kimde birini gördü mü, buldu mu, biriyle görüştü mü? Hep bunlar tek tek incelenecek bu 7 günlük süre zarfında. Zanlının avukatı Erinç Cemal itiraz etmedi bu tutukluluk talebine. Hı-hı. Telefon dökümlerinin gelmesiyle birlikte de bu olayın aydınlanacağı tahmin ediliyor, düşünülüyor, bekleniyor diyelim kamuoyu tarafından. Yargıç Cenkay İnan huzurunda görüldü dava. Bugün bu yeniden tutukluluk talebi duruşması ve meselenin ciddiyetine vurgu yaptığı Yargıç İnan, ve zanlının soruşturma maksadıyla 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Evet, bu yaşanan acı olayın bugün mahkemeye yansıyan bir diğer yüzüydü. Biz bir özet geçtik bu görüntüler ekrandayken olayın evet, yaşandığını. Evet sevgili Serkan, tabii olayın vehameti büyük. Yani hep bahsettik. Güpegündüz, Lefkoşa'nın en işlek caddelerinin birisinde. Üstelik bu yolda o anda işten çıkmış birçok insan vardı. Ve o insanlara aldırış etmeden bu kadar işlek bir caddede böyle bir şeye bir teşebbüs etti. Çok gözü kara biriymiş. Tabii... Polis iyi çalıştı, hakkını verelim polisinde. Çok kısa sürede yakaladı. Çünkü benzer olaylar var bu ülkede. Failler yakalanamadan yurt dışına kaçtı. Biliyorsun Türkiye burada işlenen suçlardan aranan kişileri Türkiye'de yakalasa bile buraya iade etmiyor. Bir de öyle bir durum var. Ancak şimdi bu adamın, bu şahsın, yani Emre Yalçın'ın bu suçu kendi başına işlemediğini herkes biliyor. Önemli olan burada kimden bu emri aldığı, kimin için bu işi gerçekleştirdiğidir. Esas başarı bunu bulabilmek ve sonuna kadar bu işin peşini bırakmadan sonuna kadar gidebilmektir. Yoksa bunu yakaladık, işte itiraf etti, olay bitti olmaması lazım. Olmaması lazım. Zaten yani basında veya tüm ülkede o kadar duyuldu ki bu olay. Eğer azmettirici yakalanmazsa bu olay birçok kişiye de örnek teşkil edecek. Ve elini kolunu sallaya sallaya insanlar buraya gelip bu tarz olaylara teşebbüs edecektir. Bu sebeple esas azmettirici kim, onun bulunması çok önemli.
Yani bir de olayın Lefkoşa'nın böylesine en işlek caddesinde gerçekleşmiş olması ve yaşanan bu olayın boyutunun daha ciddi yerlere ulaşabilmesi ve kısa süre içerisinde de gerek toplum tarafından gerekse polis tarafından bu kadar gündeme taşınması ve erken zamanda bulunması. Çünkü saat 18'de oldu olay, 00:30'da yakalandı bu. Evet. Yani 6 saat içerisinde neredeyse bir yakalanma gerçekleşti Girne'de. Bu olaya karışanlar bu adamı buradan alıp hızlıca Girne'ye götürdüler. Otele de yerleştiler. Ve otelde de yakalandı. Yani bunlar da hep konuşulup. Mesela şunu düşünüyorum. Bu ülkeye turist olarak gelip otellere yerleşmeden bu tarz suçlara karışan insanları bulmak. Yani çünkü otele gittiği için bu yakalandı. Yani orada çünkü Gitmeseydi bir kez eve eve girseydi nasıl bulunacaktı ya da nasıl hareket edecektik? Mesela başka bir olay daha söyleyeyim ben size. Ola ki daha kötü bir olayı konuşuyor olsaydık şimdi burada ki Allah acıdı ki olmadı öyle bir olay yaşanmadı. Bu kadar cüreti kendinde bu insanlar nasıl bulabiliyorlar bu küçücük adada? Yani Ali Tekman çok güzel bir yorum yaptı az önce yayından çıktıktan sonra. Dedi ki Meksika dedi bizden daha güvenlidir dedi. O her gün dedi şu bir cinayetin işlendiği. Çünkü onlar dedi suçlu ithal etmiyor. Onların kendi içindeki suçlular dedi bunu yapan. Bu turist olarak geldi buraya ve böylesine eline silah alıp birilerine sıkıyor. Dışarıdan ithal geliyor. Turist vizesiyle. Turizm Bakanlığı çıkıp açıklıyor. Turist cenneti izliyor. Bu kadar turistimiz geldi. Tabii lafını kestim şu anda. Aslında bugün tam da bu konuyla alakalı Yeni Bakış Gazetesi'nin manşeti tam bu yöndeydi. Eski KİTSAP, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı, sevgili dostum Orhan Tolun, ona da buradan selam göndereyim. Aslında konuyu çok güzel özetledi. Tolun diyor ki, bu ülkeye diyor bir yılda 1,5 milyon kişi geliyor, 1 milyonu otellerde konaklıyor, geriye kalan 500 bin kişinin nerede olduğu belli değil. Evet. Diyor ki öneri de sunuyor çünkü eleştirme çok kolaydır. Önemli olan çözüm için de öneri sunabilmektir. İşte tam bu noktada sevgili Tolun şöyle bir öneride bulundu. Tıpkı diğer medeni ülkelerdeki gibi bu ülkeye bundan sonra turist olarak eğer biri gelirse ona soracaklar hangi otelde kalacaksın ve o otel rezervasyonuyla ilgili voucher'ı görecekler. Öyle ülkeye giriş yapacaklar. Ha bu kesin çözüm mü? Değil. Çünkü bu ülkede yani mafyanın cirit attığını herkes biliyor. Yani biz de dışarıda duyuyoruz. Şurada mafya var, işte şurada var. Yani bir mafya cenneti olduğumuz kesin ki kasinoların olduğu yerde mafyanın da olduğu bir gerçek. Dünyanın her yerinde böyle. Bir de şu var. Bu kurşunlama zanlısı kurşunlamayı işlediğinde üzerinde yine bu kıyafetler mi vardı? Şimdi şöyle, üzerinde siyah bir mont vardı. O mont bulundu Tam olaydan alttan da sonra. bunu mu giyiyordu? Yani bu pantolonu mu giyiyordu? Ya da Pantolon benim görüntülerden hatırladığım kadarıyla kot pantolon Yani giyiyordu. biri mi getirdi kendine bunları? Biri ziyaret mi? Yok. Çünkü bu turist olarak geldi. Yok, otele gittiğinde zaten Eşyalar. eşyaları aldı. Yani otele giriş yaptıktan sonra geldi buraya. Tabii tabii 28'inde 28'inde geldi, geldi. doğrudur. Otelde kaldı. Tabii hep diyoruz önemli olan benim için önemli olan tabii ki yakalanması önemli ama esas önemli ki kamu vicdanında bu işin çözülmesi, kamu vicdanında azmettiricinin veya azmettiricilerin bulunmasıyla olur. Çünkü
Burada birinden talimat alabilir ama kendisine burada talimatı verene de başkası talimat vermiştir. O da olabilir. Önemli olan esas başarı bana göre sonuna kadar gidebilmektir. Bu olay aslında bizim emniyet teşkilatı için ki prestijli yerlerdedir birçok olaydan dolayı büyük bir sınavdır. Bana göre bunu başarırlarsa en azından hem bu tarz olaylarda başka olabilecek veya düşünülen bu tarz olaylara örnek teşkil edecektir. Hem vatandaşlar arasında en azından helal olsun be bak bunu sonuna kadar yaptılar, bitirdiler denmesini sağlayıp en azından biraz güven artırıcı bir iş yapmış olurlar, onu başarırlar. Yani bir de şu var, biz de bu ülkede gençlik yaşadık. Gençlikken dışarılara çıktık, yeni araba ehliyet aldığımızda trafiğe de çıktık. Polis karakollarının yanından geçerken tedirgin olurduk. Eğer arabada ehliyetimizin süresi yeni geçmişseydi ya da sigortamız şey değilse bir yer. Polisin Buraç'ta 50 metre uzağında trafiğin en işlek olduğu saatte gelip de böylesine cüret buluyor üzerinde bu şahıs. Tabii 7 günün sonunu bekliyorum ben açıkçası. Ne yapacak, ne edecek, nasıl bir seyir alacak şeklinde. Ve böyle bir olayı yaşadık burada. Trafiğin en canlı olduğu saatte. Hasan Süleyman Bey, iyi yayınlar. Bu zanlının arkasında kimler var? Onlar araştırılsın ve açıklansın. Biz kısa yoldan yapanı tutarız ama arkasında mutlaka birileri vardır. Aynı şekilde narkotik olaylarda da yalnız satanı tutarız. Bunlar çözüm değil, arkasındaki kişileri peşine düşmeliyiz demiş. Aynı şeyi düşünüyoruz. Çok da doğru hemfikiriz o konuda. Özellikle narkotik olaylarında da sadece gram içiciler bilmem veya ufak satıcılar yakalanıyor. Esas baronlar asla bu ülkede tutuklanamıyorlar veya baron yok bizim ülkede. Hep biz az az hep hani şeye de sığınıyoruz, güneyden geliyor bunlar ama biz kapılar açılmadan öncesini de 93 yılının öncesini de pardon 2003 yılının öncesini de biliyoruz. Yani buraya yoğun olarak uyuşturucu da geliyor. Sevgili Serkan, yineleyelim ve istersen başka bir konuya geçelim. Bizim beklentimiz çünkü bu yapılan hareket veya bu teşebbüs bizi de ilgilendiriyor. Çünkü biz de aynı kurumun çalışanlarıyız ve bizim çalıştığımız yerin 5 metre ilerisinde bu olay. Hatta bizim yayınlarımıza, canlı yayınımız esnasında sansürsüz programında da kurşun sesleri belirgin bir şekilde yansıdı. Ve o yüzden hem mesai arkadaşımız Serkan Kısa hem de başka bir kurum dahi olsa bizim içinde olmadığımız yine bizi ilgilendirir. Kesinlikle. Çünkü bu ve aynı konuşmaları, böyle bir olay bu ülkede bir daha olsun, aynı konuşmaları buradan yapacağız. Çünkü artık tıpkı olayın olduğu gün söylediğimiz gibi bu ülkede artık can güvenliği yok. Bu ülke güvenli bir ülke değil. Hani buradan çıktığımız zaman bazı fanatikler öyle diyeyim bizimle dalga geçiyorlar ama bu bir gerçektir. Bu ülkede başınıza nerede ne gelecek artık belli değil sevgili Serkan. Her an başımıza bir yerde araba kullanırken ne bileyim bir yere yemeğe giderken veya yürümeye çıkarken veya bakkala girerken bir yerlerde başımıza her an bir şey gelebilir. Yani bizim isteğimiz tüm vatandaşlar artık birazcık kafasını kaldırsın, korkmadan konuşabilsin. Bu ülke güvenli değil
bu ülke günden güne kriminal olayların bol bol yaşandığı, her türlü pisliğin, her türlü vukuatlı adamın mesken yeri oldu. Yani bu ülke artık yavaş yavaş yaşanmaz hale geldi ki dışarıda konuştuğumuz ailelerin birçoğu artık geceleyin sokağa çıkmıyoruz, eve giriyoruz ve kapıları kilitleyip oturuyoruz diyorlar. Evet, görüntüleri bize aktarırsa içeriye yönetmenimiz, biz artık bu konuda son sözü yargıya bıraktığımızı söyleyerek bir kez daha bize... Yargıya ve emniyete. Emniyete bu süreç içerisinde bizlerin yanında bulunan tüm sevenlerimize, okuyucularımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize ve bize gerek mesajlarıyla gerekse geçmiş olsuna gelerek... yanımızda bulunan herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sevgili Serkan, hemen söyleyelim. Ekranın sağ alt tarafında bizim telefon numaramız var. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi bize gönderebilirsiniz oradan veya Facebook sayfamızın altına da yorumlarınızı olayla ilgili veya konuşmamızı istediğiniz konu varsa onları da bize gönderebilirsiniz. Buradan seve seve paylaşırız. Bu arada Mehmet Salih Bey, bu adam bölgeyi bilir miydi? Kaç gün keşif yapmış? Kaçma planına kim yardım etmiş? 24 saatte bölgeyi ve kaçma yollarını bilmeyen biri değil, yeni adaya geldiği andan itibaren yardım almış biridir. Bu sorular cevap bulmalı demiş. Evet, yani birçok soru var Mehmet Salih Bey. Tabii ki o soruların cevabını emniyet teşkilatı bulacaktır. Umarız bulur ve daha sonra yine kamuyla paylaşır bu bilgileri. Çünkü yani bizim de aklımızda bir hayli soru var. Bu soruların cevabını da bulmak onların görevi artık. Evet, görüntüleri aktardık. Sabah saatlerinde bizler de Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ndeydik. Olayın takibini yaptık arkadaşlarımızla birlikte. O yüzden onlara da teşekkür ediyoruz bu görüntülerin. Kahraman Kart'a teşekkürler bu görüntüler için. Evet, istersen Kıbrıs konusuna geçelim. Geçelim ama bir konu var. Bugün mecliste gündem dışı konuşmalar da yapıldı. Vicdan Eret konusu da açıldı ve Ulusal Birlik Partisi milletvekili Yasemin Öztürk şöyle dedi. Ülkeye karşı bir savaş açılırsa kendimizi koruyabilmemiz gerekir demiş. O yüzden Vicdan Eret'in yeri zamanı değildi dedi Yasemin Hanım. Tıpkı bazı Ulusal Birlik Partili milletvekilleri gibi konuştu. Kendi zaten bir milletvekili. Belli ki Ulusal Birlik Partisi bu noktada böyle bir tutum içerisinde. Şunu söyleyeyim ben buradan bir vicdan iletçi olarak Yasemin Hanım'a. Biz profesyonel bir yapının oluşması taraftarıyız. O zaman o profesyonel yapı içerisinde mesleği askerlik olan kişiler korusun bizleri. Olmaz mı Yasemin Hanım? Yani böyle her genci zorla askere götürmek yerine dileyen insanların bir meslek seçimi olan bir askerlik kurumunun oluşması ve dileyenin gidip oraya çalışıp ekmeğini kazanarak askerlik görevinde yapması bizim için daha bir işleyişi değil mi? Şimdi şöyle bir şey, yani Yasemin Hanım'ın yaptığı konuşma bizim çok garibimize gitti mi? Gitmedi. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin 1974'ten günümüze kadar geleneksel politikalarına baktığımızda hep işte savaş çıkabilir, Rumlar bize saldırabilir, Rumlar bizi öldürebilir politikaları dışında da zaten çok bir söylemi olan bir parti değil. Yani ben Ulusal Birlik Partisi'nin herhangi bir seçim döneminde çıkıp da işte bu ekonomi politikamızdır, biz ekonomiyi şunları 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 yapıp kalkındıracağız veya şu turizm politikamızdır, bunları 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 yapıp turizmi geliştireceğiz veya özel sektör çok mağdurdur, biz şunları 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 yapıp özel sektörün
özel sektörde çalışan insanların daha güvenli, daha refah içinde yaşamasını sağlayacağız diye politikalarını işin doğrusu hiç bugüne kadar görmedim. Tabii ki ümidimiz var Sayın Tatar bundan sonra umarım bunu başarır. Çünkü Ersin Bey'in tarzı biraz daha farklı. Yani öyle çok oturup kalan biri değil. Zaten sürekli de dolaşıyor. Onu da görüyoruz. Evet, Kıbrıs konusu. Yine gündem maddesi bu aralar. Evet, tabii ki hem Lut buradaydı. Dün Sayın Akıncı ile 2 saat görüştü. Ardından Güney'de Anastasiadis ile 3 saat görüştü. Tabii Lut yaptığı açıklamayla Atina ve Ankara'ya da gidip görüşme yapacağını belirtti. Ne Cumhurbaşkanlığından bizim ne Anastasiadis'in olduğu taraftan herhangi bir açıklama gelmedi. Sözlü açıklama yaptı. Yani sözlü açıklama yaptı ama o açıklama da içi boş açıklama. Yani çok daha bağlayıcı veya bir şeyi açıklayıcı bir şey değil. Esas görüşme bana göre Ankara'da Tsipras'la Sayın Erdoğan arasında yapılıyor. Bir de şu nokta var Sayın Çağ. Bu görüşmeler sonrasında açıklamaların yapılmaması. Şu şekilde aktarmıştı geçmişte liderlik. Her açıklama yaptığımızda ortalık bulanıyor. Çünkü her açıklamayı alıp bir taraflara çeken ve bilgi kirliliği yayan, bilen bilmeyene malzeme veriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir takım yayın organları o açıklamalara farklı bir perspektiften bakıp savaş çığırtkanlığı yapıyor. Bir takım yayın organları açıklamaya hoşuna giderse umut pompalıyor. Burada gazeteleri okurken sabah saatlerinde bile zaman zaman aynı açıklamanın farklı farklı yorumlandığını görebiliyoruz. Manşetlere tek şekilde yani görebiliyoruz. Normal. Yani bir cümleyi alıyor biri. Aksi görüş. Ha işte dediğin diyor. Noktada yeri yok. Yani şimdi bir şey söyleyeyim bak. Eğer belki de bir şey mi bu da yani bir önlem mi yani bu tartışmalar? Olabilir, önlem olabilir ama herkes şunu iyi bilecektir. Önce şuna bakacağız bu ülkede. Bu sistem devam ettirilebilir mi? Sürdürülebilir bir sistemde mi? Zorluğu töre çıktı ve diyor ki bugün müzakereye oturulmamalı. Bu tamamdır. O onun görüşü. O onun görüşü. Meclis başkan yardımcısı. Şimdi bir şey söyleyeyim bak. O onun görüşüdür. Tamam mı? Önemli olan bu ülkede ki artık çoğu orijinal değil. Bu ülkede yaşayan insanların görüşüdür. Yani bir milletvekilinin, bir bakanın filanın görüşü değil. Bu tabii iki yön içinde. Hem barış isteyenler için hem istemeyenler için. Aynen devam diyenler için de geçerlidir. Ben şuna bakarım. Bu sistem bana göre çökmüştür. Bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Ya böyle devam edeceğiz ya bir anlaşma yapılacak. İsteyeceğiz. Anlaşma istediğimiz anda tıpkı Rumların olduğu gibi bizler de bazı şeylerden fedakarlık edeceğiz. Yani bu bir gerçek. Yani beklemesinler. Hep bir anlaşma olduğunda biz kazançlı çıkacağız. Öyle bir şey yok. İki taraf da kaybedecek. Bir şeyleri kaybedecek. Tabii o kayıplar kısa vadeli bir kayıptır. Ondan sonra daha fazlasını eğer düzgün işlerse sistem kazanabilirsin. Ben buna bakarım. Çok kısa ve öz. Diğer bir konuya geleyim. TC Atina Büyükelçisi Burak Özgergin bir açıklama yaptı dün. Atina Büyükelçisi ve dedi ki Türk-Yunan ilişkilerinde özellikle alışkanlıklarımızı kırabilirsek önümüzde daha iyi günler olacağına inanıyorum. Bu ne demektir? Yani Yunanlılar Türkleri geleneksel düşman görüyor, Türkler de Yunanlıları geleneksel düşman görüyor. Her ne kadar düşman görseler bile aralarında bir ticaret var ki o ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Her ne kadar birbirlerini düşman görseler de her yıl binlerce, yüz binlerce insan özellikle İstanbul'u, ne bileyim Selçuk'un yanında bulunan Meryem Ana'yı, birçok tarihi yeri
birçok Yunanlı gelip geziyor. Ben bu ekrandan bir örnek vermiştim. Bu yıl yaklaşık 8 milyon kişiyi Türkiye'den Yunan adalarını gidip gezdi. Yani her ne kadar düşmanlık varsa da arada ilişkiler turizm ayağında, ticaret ayağında vardır. Genelde düşmanlık siyasilerin söylemlerinde sırf işte oy toplasınlar, sırf taraftarlarını mutlu etsinler diye siyasilerin pompaladığı iştir bu söylemler. Ama böyle bir açıklama var. Yine yapılan bir açıklama, güvenlik konularında iki ülkenin dışişleri bakanları görüştü. Dün bunu konuştuk burada. Hı hı. Bir takım ilerlemeler var. Şimdi Tsipras'la Erdoğan onu görüşecek. Evet. Yani bir şeyler var. Tabii sevgili Serkan, biliyorsun artık savaşlar ekonomik. Ne kadar ekonomin güçlüyse, ne kadar çok gelirin varsa o kadar güçlü devletsin. Yani füzelerin, topun, tüfeğin filan var ama paran yok, hikaye. Onun için bunu Avrupalılar çok iyi tahlil etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan tam 8 yıl sonra, bitişinden 8 yıl sonra bunun en büyük örneği geleneksel düşmanlar. Ki Almanya 2. Dünya Savaşı'nda Fransa'yı yerle bir etti. Öldürmediği insan, tecavüz edilmeyen kadın kalmadı Fransa'da. Ama 8 yıl sonra bir anlaşma imzaladılar ve o anlaşmadan itibaren de işbirliği halinde ekonomilerini bugünkü hale kadar getirdiler. Ve hala daha işbirlikleri de devam ediyor. Kore'nin görüşmesi de öyle olmadı mı? Yani burada önemli olan ekonomini nasıl düzeltirsin? Yani Türkiye ile Yunanistan'a baktığında iki komşu ülke, eğer ortak hareket edebilseler, ikisinin de çıkarları doğrultusunda hareket etseler çok büyük ekonomik kazançları olur. Ege Denizi'ni ki çok da uygundur, turizm cennetine çevirebilirler. Yakçılık, gemicilik birçok açıdan veya taşımacılık açısından ama geleneksel bir işte politikacıların veya askerlerin pompalamasıyla o düşmandır, o düşmandır. Ne bileyim Ege'de it dalaşı yapılıyor. O uçak onu taciz eder, bu bunu taciz eder. Ha bir de şu ucuz var. İşler yani. Bir de şu var. Ucuz işler. Anlamadığım nokta var. Söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. Eğer bu iki ülke Ege'de eğer işbirliği içerisine girerlerse ikisi de ikiye alır orada. Ve hem Yunanistan ekonomisi hem Türkiye ekonomisi çünkü Türkiye'de ciddi bir nüfus var. Yani kim ne derse desin bugün 84 82 milyon 82 küsur olmuş. 84 okudu. Yok dün 82 kusura ulaştı. Sayılabilen nüfusu. 82 milyona ulaşan bir nüfus vardır ve Yunanistan ciddi anlamda bir ekonomik havza var karşısında. O noktada faydalanabilirler. Kaldı ki bunların konuşulacağı yerde, bunların anlatılacağı yerde hala birileri kardak kahramanları diye röportajlar yapıyor. O krizi anlatıyor işte. O Yunan bayrağı asili papazı getirmiş. Tabii canım yani onlar ondan besleniyor. Yani yıllardır bir şey var, mentalite var. Biz bunu söyleyeceğiz. Nasıl olsa bizim insanlarımız zannediyor ki işte Rumlar veya Yunanlılar Türkiye'ye gelecek, herkesi kesecek. Öyle gidiyor veya tam tersi Yunanistan'da oluyor. İşler öyle değil aslında. İşler tamamen farklı. Evet yani bu noktada Kıbrıs'a bu olumlu şekilde yansıması açısından Kıbrıs'ta konuşuluyor. Ama ne konuşacak bizim pek bir haberimiz yok gibi buralarda. Yani ben bizim Cumhurbaşkanlığının da bu konuyla ilgili bilgisi olduğunu pek inanmıyorum yani. Yani birileri gene bizim üstümüzde bir şeyleri konuşuyor. O noktalarda adımlar atacak. Biz gene önümüze hazır tepsiyle sunulacak bir plan bulacağız. Buyurun alın diyecekler. Plan bu. Onaylayın ya da onaylamayın. Artık zaten Kıbrıslıların nüfusunun da pek bilinmediği ve azınlığa düşme yolunda gittiğimiz bir şeyde korkarım. Yani düşme yoluna mı gidiyoruz ya düştük mü? Ben daha iyimserim sizden. Kötümsersiniz bu noktada ama yani bizim dışımızda gelişecek olan bazı noktalar var. Bu arada Kıbrıs konusunu noktalarsak bir konuya daha değinmek isterim. Ki yani
Yine bugün kulağımıza gelen bir olaydı bu. Çünkü süremiz de daralıyor. Bari değinelim bu noktaya da. Bir vatandaş yıllar önce bir trafik kazası geçiriyor ve kamuya ait bir iki trafoya zarar veriyor. Ardından kendisine mahkeme koşulları, mahkemeye çıkıyor, kamu davası açılıyor. Zaman içerisinde bu meblağ büyüyor, 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 büyüyor. Ne kadar ceza kesilmişti? 400 lira bugün, ya pardon, 4000 TL bugün 102 bin TL'ye çıkıyor. Evet. Ve ödeyemediği için de cezaevine gönderiliyor. Evet. Yani tabii biz dışarıda da seninle bu konuyu tartıştık. Şimdi tamam, bu devletin alacağı. Evet, onda hemfikiriz, alacak da. Devletin alacağı. Alacak tamam, da. Devlet bu bir kusur işlemiştir. Elektrik direğini kırdı, bilmem ne nereye zarar verdi. Tamam, onda hemfikiriz. Tabii ki kamu davası açılacak ve alacak. Zaten bu adamın, bu şahsın durumu olsaydı, o direğiyle diğer verdiği hasarı zamanında öderdi. Ama durumu yoktu. Bugün 102 bin TL oldu. Peki, devlet verecekli olduğu kişilere, ki bazen 1-2 yıl ödeme yapmıyor, 3-4 yıl, hatta geçen gün ihtiyaç sandığıyla ilgili bir sıkıntısı olan vatandaşın hikayesini dinledik. Adam senelerdir sürünüyor ihtiyaç sandığından parasını kendi alsın diye. Kendi hakkını almak için. Evet. Devlet faiz veriyor mu? Hayır. Vermiyor. Yani biraz ağır olacak ama yani bu ülkede esas tefeciliği bizim devletimiz yapıyor. Devlet vatandaşını soyuyor. Devlet vatandaşına sahip çıkacağına vatandaşını soyuyor. Zaten kısaca yine aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Gene ekonomik duruma gireceğiz ama bu ülkede üretim yok, turizm geliri yok, yok oğlu yok. Bütçe hep açık. Türkiye de belli bir rakam veriyor. Bu ülkede özellikle ki maaşların yaklaşık %75'i de kamu ödemelerine, maaş ödemelerine gidiyor, kamu ve emeklilere. Devlet bunu çıkarabilmek için, bu açığı kapatabilmek için eğer bize 10 verirse cebimizden 15 alacaktır. Bu aslında bu ülkenin, yani ben çok basite indirgeyerek anlatıyorum ki izleyiciler anlasın, en kısa açıklamasıdır bu. Yani mevcut şartlarda hani Sayın Töre diyor ki devam edilsin böyle, mevcut şartlar böyle devam edilirse ileride devlet 15 değil, bu defa 10 verirse 20 alacaktır cebimizden. Yani bu işin görünen köyde kılavuz istemez bir gelişme olacağı, üretim patlaması yapacağız, sanayimiz tavan yapacak, turizmimiz hani hep söylerler patlayacak, hiçbir şey olmayacaktır. Aynen böyle devam edeceğiz, ahla uhla. Yarımız birçok kişi kanserden ölecek, her gün kalp krizi geçirip 30-35 yaşında insanlar sıkıntıdan ölecek. Yani bu ülkede olacak olanlar mevcut durumda ve böyle devam edilirse olacak olan budur. Meclistekiler de çıkıp gargara yapacaklar, bizi avutmaya çalışacaklar. Olacak olan bu. Tabii bu noktada devletin alacağını nasıl sağlayacağı da çok tartışma konusu. Şimdi şu anda bu konuyu açarken mesaj da geldi bana. Peki devlet alacağını nasıl alacak diyor. Bu şekilde zorlamazsa. Devlet şu şekilde kardeşim, yani eğer 4000 liralık bir zararı varsa 4000 lira alacak. O 102 bin liraya çıkmayacak ya da 40 bin ise 40 bin alacak. 4000 değil 8000 alsın ya. Yani 102 bin hapis, sonra yurt dışına sınır dışı. Yani bunu yapan bir Türkiye'li vatandaş, yıllardır bu ülkede kalan bir vatandaş, bu kazaya karışan vatandaş ve bu ülkede yaşayan bir vatandaş, eğer suçu varsa, cezai yükümlülüğü varsa cezaevine girsin, yatsın yatacağını, ardından nasıl alınacağı yönünde bu insanlar kayıplı kuyutlu yatırımları bu ülkede yatıyor zaten. Belirli bir takside bağla, her ay yatırımından bir miktar kes devletin kasasına aktar. Bu 40 bini, 10 bini
4000'i, 500'ü, 1000'i onu da mağdur etmeden, sen de mağdur olmadan. Zaten hapishanen dolu. Bu adam ödeyemeyecek. Onu da sokacaksın onun içine. Bit. Ve 102 bin lirayı ödeyemediği için cezaevine koyuyorsun. Bu borç silinmiyor. Ödedi mi? Ödemeyecek. Hayır, bir şey söyleyeyim. Ödemeyecek. Şimdi sınır dışı da edilince 102 bin de gidecek. Evet, odur dediğim işte. Yani kim ödeyecek ki? Devlet tamamen kaybedecek. Yani mantıklı bir şey yapılır, edilir. Yani bunu yapılandırırsın. Borcunu ödeniyoruz. Ödedikten sonra, aldıktan sonra sen onu yaptır direği, trafoyu yaptır. O bölge halkı elektriksiz kalmasın, zarar görmesin. Zaten senin elinde mutlaka yedekleri vardır. Yani öyle. Ya onlar yapılmıştır muhakkak da oradan çıkan rakam bu. Ya yani bu da hoş bir durum değil. Evet, yani ülkedeki ekonomik koşulları, kısaca ülkedeki ekonomik koşulları düşündüğümüzde kişilere bir ceza verilirken kişilerin durumları da dikkate alınarak insaflıca ceza verilmesini tavsiye ediyoruz. Yoksa ülkemizin en büyük kamu yatırımı olan yeni hapishane de bir yıl içinde dolar sevgili Serkan. Hapis şey değil ki, yani bu ülkede her suça karışanı kayıralım ya da onu yapalım. Biz sadece makul bir şekilde bu cezalar. Çünkü bu hiç ödenemeyecek. Devlet tamamını kaybedecek. Zaten ona üzülüyoruz ya. Yani ha şimdi bir şey söyleyeyim. Yani devleti de çalmamak lazım. Evet. Devlet alacaklarında herkese eşit davranmak zorundadır. Ama dediğim gibi bu tarz olaylarda mantıklı bir şeyi bir karar vermek bizce daha faydalı olur. Evet. Evet sevgili Serkan. Bugünkü programımızın sonuna geldik. İstersen rejiden yine sabahleyin Emre Yalçın'la ilgili Kahraman Kart'ın çektiği görüntüleri bir daha ekrana versin. Vatandaşlarımız GİFA Holding kurşunlama olayına karışan ilk gün saçlı, gür saçlı ve sakallı olan arkadaşın bugün aslında kel ve az sakallı olduğunu da gördük. Biz izleyicilerimiz de bunu görsün ve bizim vatandaşlar olarak çok acil olarak azmettiricilerin kimler olduğunun bulunmasını istediğimizi de bir kez daha söyleyelim. Yani zaten amaç bu bulunduğu eylemi gerçekleştiren bu cezasını alacak ama buna o talimatı kim verdi? Sıkıntı o. Çünkü talimatı, silahı, parayı, imkanı kim verdi? Onu öğrenmek lazım. Şunun da altını çizelim. Kimse saçlarını yolmadı cezaevinde bunun tutukluyken. Peruk takıyordu. Sırf tanınmaması açısından. Peruğunu çıkardığınca saldırgan bu. Böyle ortaya çıkıyor. Evet. Yani görüntüler üzerine şunu söyleyelim. Bu olay bugün burada yaşandı. Yarın bir başka yerde yaşanabilir. Başka bir yerde yaşansa biz yine aynı tepkiyi vereceğiz. Onun da altını çizelim. Çünkü önemli olan bu ülkede bu tarz işleri istemememiz, bu tarz olayları istemememiz, tasvip etmememiz ve bu tarz olaylar karşısında her zaman dik bir şekilde durarak dilimizin döndüğünce bunların karşısında yer alacağımızı söylemek istiyorum ben. Çünkü ben bu ülkede eğer bu tarz olaylar yaygınlaşırsa, bu tarz olaylar kontrolden çıkarsa vay halimize deyip hayıflanırım, üzülürüm. Ve bir kez daha görün, tanıyın, bilin bu ülkede işte bu arkadaş gibi tetikçiler 28'inde var. Turist vizesiyle gelip 3 gün sonra da çok vahim ve çok düşündürücü bir olaya karışan 1981 doğumlu Emre Yalçın. Evet, yani yüzündeki pişmanlık ve yüzündeki korku aslında şu anda aklı
başına geldi yaptıktan sonra böylesine bir olay. Ancak bu çocuk oyuncağı değil. Özellikle oturduğu yerde bir görüntü var. Otururken çekilen görüntüsü. Şu da çok önemli. Sözünüzü kestim. Eğer pişmanlık duyar, vicdanen rahatsızlık duyarsa kendine bu direktifi kim verdi? Çıkar. Erkek gibi söyler. Söyler, açıklar. Der ki ben bir eşeklik ettim. Bu yetkiyi aldım. Bu silahı aldım. Paraya ihtiyacım vardı. Aldım, gidip sıktım. Veya beni tehdit ettiler. Ama cesaret edemedim, vardı. Öldüreyim. Gelişi güzel sıktım. Yakalandım. Çok pişmanım. Ama bana bunu da bu verdi diye söyler. Zaten söylemezse bile telefon dökümlerinde, balistikte silahın kime ait olduğu... O silah başka bir suçta da kullanılmadı. Yani öyle bir de olasılık var. Evet, yani o bu ülkede yıllardır süren bir olaylar zinciri vardı. Hep faili meçhul olarak kalan. Bir tane yani birçok kurşunlanma olayı oldu. Kundaklama oldu. Kundaklama var. Eve, dükkanlara, arabalara ateş açma olayı var. Tabii önümüzdeki günlerde bunu hep birlikte öğreneceğiz. Ve bir şey daha söyleyelim de kapatalım. Tüm toplumu ve kamuoyunu sağduyuya çağırarak bu tarz olaylar karşısında yerli yersiz açıklamalar yapmaktan kaçınarak ve bu şekilde kimseyi de rencide edici açıklamalar içerisine gitmeden ben polise ve yargıya bırakıyorum, emniyet güçlerine bırakıyorum burada tüm sorumluluğu. Eğer onlar yapmazsa bu işin hedefinde onlar olacaktır. Emniyet ve yargı olacaktır. Bu işi sonuca bağlamazsa. Evet, kesinlikle. Evet, değerli izleyiciler, bir günün nabzının daha sonuna geldik. Ben Serkan Soyalan, tüm vatandaşlarımıza huzurlu ve sağlıklı, çünkü artık bu ülkede önce sağlık sonra huzur dilemek gerekiyor o kadar olaydan sonra. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir gece ve gün diliyoruz. Yarın 15'te tekrar bir arada olmak umuduyla hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin.
Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından.
günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.